Yayın. Yayın deyip önümden geçen bir şey. Yayın işte abi, tamam. Sevgili arkadaşlar, yayınımız devam ediyor. Yayın. şu anda yanımızda Çelik abimiz var. Hoş geldin Çelik abi. Hoş bulduk Cancağız. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim, sana güzel bir şey yapmışsın. Destek İyi. Olmak için buraya geldim. Çok teşekkür ederim. Şey gerçekten olmuyor. Çok sağ ol. O kadar yoğun işin arasında, üstelik de burada yayın yaptın salı günü. Yoğun da bir zaman dilimi geçti. Çok da yoruldun. Bize katıldığın için teşekkür ederim. Bunlar hepimizi aşan şeyler, çok da doğru şeyler. O yüzden keyif bizim için. Yorgunlukları da unutturan şeyler olduğunu düşünüyorum. Senin ne kadar insana kıymet verdiğini, ne kadar gönül almaya, kalp kazanma üzerine hayatını kurduğunu bildiğim için buraya gelmekten mutlu olduğunu düşünüyorum. Yaka mikrofonu bir... Evet. Sesim çıkmıyor. İçine doğru geliyormuş abi sesin. Evet, içime doğru. Düzelteyim ben. Hemen hiç gerek yok, hiç uğraşma. Tamamdır, geliyor ses. Gelmese zaten söylerler. Tamam. Peki. Tamam. Evet, 24 saat yayın yapıyoruz. Kesintisiz canlı yayın. Daha önce ya seninle kolay de gelsin. Yayınları. Ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. nasıl uyumadan duracak onu bilmiyorum. Ama ben sen uykusuzluğa... Ben zaten uykusuzluğa alışkınım ama burada ışıklar altında uzun süre yayın yapmak... Hani normalde bir yayın yaptığımızda işte saat 10'da ise yayın 7'de gelip saat 10'da yayın yapıp saat 1'e kadar yayın yaptıktan sonra gece saat 2.30'da buradan çıktığımız oluyor. Yani aşağı yukarı 6-7 saatimizi yayında geçirdiğimiz oluyor. 20 saatimizi festivalde geçirdiğimiz oluyor. Bazen 24 saat uyumadan geçirdiğimiz oluyor. Onu yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında sana şey konuklar lazım, böyle gırgır şamata bağırıp çağırıp eğlenecek falan filan, öyle öyle uyutmadan geçecek. Benim gibiler uyutabilir yani. Abi konu kapanabilir yani. Daha çok şey konuşabiliriz belki de seninle. Çok şey biliyoruz çünkü birbirimiz hakkında. Eyvallah, eyvallah. Ben aslında konuyu otizmde farkındalık olarak başlattım ama esas olan şey şu. Sosyal barış sağlamak lazım insanlar arasında. Sosyal barış önemli bir mesaj bence. Çünkü farklılıkların bizi ayrıştırması değil, bizi birbirimize bağlaması gerekiyor. Yani insanın beş parmağının beşinin de aynı olsaydı nasıl olurdu acaba eli? Beşi farklı olunca nasıl oluyor? Bunları hep düşünmek lazım yani. Ve insanları ve toplumu farklılıklarıyla beraber sevmek lazım. Bizden olmayanı itmek, bizden görünmeyeni dışlamak, ayrıştırmak çözüm değil diyoruz. Bütün mesajımız bu. Gerek otizmli olsun, gerek Down sendromlu olsun. Eğitim gören genç arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın dışlanmasına karşıyız. Konumuz bu. Senin de bununla çok ilgili bir sen videonu... Sen aslında bütün hepsini söylüyorsun. Gördüm aslında. Daha önce. Bir tane paylaşımın oldu Instagram'da bununla alakalı. Ya çok şey var, yapılmaya kalksa yani o yana doğru kendini adasan yapılacak çok şey var ama sen işin özünü söyledin aslında. Yani işin özü de her bir farklılık, çeşitlilik diye adlandırdığın her neyse özü hepsi insanlığa dayanır. Evet. İnsan mıyız, değil miyiz? Ona bir karar vermek lazım. Senin söylediklerinin tamamına bir kişinin bile, hani bugün yayın yapılıyor burada, işte sürecek 24 saat. Ben sanmıyorum Türkiye'de çıksın birisi bir şey diyecek, biz öyle düşünmüyoruz. Hani insan olmayalım. Ben diyeceğini zannetmiyorum. Yani işin özü senin söylediğin bir şeydir. Bunun temeli de benim için merhamet duygusudur. Evet. Merhametli olmak, iletişim kurmak. Yaşadığımız bir dünya var, giderken arkamızda bırakacağımız bir dünya var. Orada bizim arkamızdan iyi insandı be. Bu kadar. Vermez. Totali bu kadardır yani. Ben onu kavrayabilirsem benim için çok yeterli. Ben çok iyi bir sermaye olduğunu düşünüyorum. Bir de hani bir de şöyle bir söz vardır. Dualar müşterektir derler. Ben onları bir bulut gibi düşünüyorum. Yani total olarak insanlıktan ortak bir duygu çıktığında o bize yukarı bir bulut gibi etrafımızı sarar ve bize geri döner ve yağar. Biz buna sosyolojide ne ekersen onu içersin diyoruz. Evet. Böyle hani işin dini taraflarına, vecibeler dediğimiz toplumun duyarlı olduğu konularda zerre kadar hayır işleyen, zerre kadar şer işleyen bize geri gelecek.
varlığımız güzel duygularla bezenirse ve güzel duygularla birbirimize hitap edersek bize geri dönüşlerinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Toplumun da buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim buraya gelirken konu başlığım şuydu. Ben geçen gün yaptığım yayında hala orada kaldım. Biz Hakan Peker'le sohbet ettik o gün. Evet. Ben hala konuyu çözemedim. Televizyonla da çok alakalı biri değilim böyle. Yani çok televizyon deli gibi seyreden biri değilim ama sosyal medyadan veya işte haberlerden genel olarak konularla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Hani dünyayla ilgili kabaca da olsa bir fikrimiz var. Benim bildiğim şu anda X bir televizyonda, nerede olduğunu bilmiyorum. Bir doktor var, otizmli bir doktor. İşte onun evet. hastalara karşı yönelmesini ve onun yaklaşımı ve nasıl saf, çocuksu bir sevgiyle, yani çocuksu değil mi, çıkarsız bir sevgiyle, pedagojik bir şekilde yönelmesinin televizyonlarda izlenmesi sonrasında toplumda o diziye karşı bir sempati oluşuyor. Diziyi baş tacı yapıyorlar. İşte herkes seyrediyor. İşte çok çocuğu alkışlıyorlar. Ben ismini de bilmiyorum. Affetsinler lütfen. Ben yani bu konunun cahil olduğum için affetsinler. Şimdi televizyonda onu seyredenler ve oraya çok destek verenler herhalde bizim Türkiye'de yaşayanlar. Sonuçta onlar yaşıyorlar ve onlar alkışlıyorlar. Ertesi gün bir haber görüyoruz biz. İşte bizim zaten bu şeyde medyada duyduğumuz. Diyorlar ki ya otizmli çocuklar vardı, bunları yuhaladılar. Evet. Ya şimdi ikisi arasındaki şeyi ben ister akademisyen ol, ister akıllı adamım da, ister ben popçuyum da, ister türkücüyüm de, ister rockçıyım da, ikisi arasındaki iletişim ben çözemiyorum. Benim şeyim, gücüm, hafızam yetmiyor. Ondan sonra bu tarafından baktığım zaman benim ihtiyacım olan şey şu her zaman. Bu bizim televizyona geldiğimiz zaman bizim işte çay ikram eden falan bir hanımefendi var. Evet. Buraya geldiğim zaman bana dedi ki seni çok özledim. Tamam. Ben onunla beraber iletişimimin iyi olduğunu onun bana sözünden anlayabiliyorum. Ben bütün ilişkilerimde buna dikkat ediyorum. Yani birebir ilişkilerimde. Taksiye binince de böyle oluyor. Yolda yürürken de böyle oluyor. Bir arkadaşımla sohbet ederken de böyle oluyor. Seninle iletişimde de böyle oluyor. Tabii. Sahne iletişiminde de bunu kurmaya çalışıyorum. Yani biz merhametli, insana yaraşır, onların mutlu olacağı şekilde onlara yöneldiğimizde geri dönüşü ben seni çok özledim. Varlığın bana huzur veriyor. Keşke senin varlığın olsa da hep beraber zaman geçirsek, ben de mutlu olsam. Aha, biz anlıyoruz ki oradan onu mutlu etmişiz. Ben bunun çok iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Bu şimdi yapılan iş için söylüyorum. İş de değil bu gerçi ama hani yapılan bir emek olduğu için, bir eylem olduğu için çok şimdi benden sonra az evvel yani metini gördüm. Daha benden önce kim çıktı, sonra kim çıkacak bilmiyorum. Herkes geliyor ve destek veriyor. Ha demek ki herkes bundan dolayı hoşnut. Tabii. Ve buna katkı vermekten mutluluk duyuyor. Kalbinde kendisini iyi hissediyor. Mutlaka izleyenler de herhalde öyle düşünüyorlardı. İzleyip katılmak isteyen müzisyen arkadaşlarımız da oldu. Onlar vesaire. Yani mutlaka öyledir. Yani işi olmayan, zamanı olan herkes mutlaka katkı vermek istiyordur. Sonuçta nihayetinde ben varlığımızın, yani bizim ruhumuzun, sadece bedenimizin değil, ruhumuzun maneviyatla beslendiğini düşünüyorum. Evet. Yani bizi ayakta tutan şeylerin maneviyatla ilgili şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben buraya gelmeden önce Ercan'la beraber maç seyrettik biz evde. Türkiye'nin maçı vardı bu akşam. Bizden de. İşte bizimkiler 0-0 oldu. Kazanmak da isterdik ama işte şey oldu. Ne derler? Avrupa'ya şeye katılıyormuşuz, kupaya katılıyormuşuz. Evet. Toplumda total olarak, yani futbol sevilir, sevilmez, meraklısı vardır, yoktur, ayrı bir şey ama toplumda total olarak bir sevgi oluşuyor. Ya sen ona hasret kalıyorsun. Yani ben birinin yüzünde gülümseme gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Niye yüzümüz asılsın? Niye gergin bir toplum olalım? Niye paylaşmaktan kaçınalım? Niye sıkıntımızı, dertlerimizi, hastalıklarımızı, kederlerimizi, ortak tasalarımız konusunda birbirimizle paylaşmayalım? Ve bundan neden zevk duymayalım yani? Dolayısıyla burada olmaktan dolayı mutluyum. Zerre bir katkım olursa sevinirim. Olmaz mı? Senin ondan sonra her şey, nefesin yeter bizim için. Gerisi de işte sen zaten benden daha iyi biliyorsun. Bir laf etmiştin sen bana. Onu Taner abiye anlattım burada. İyilik ve pozitif düşünce ve pozitif algı, etrafa olan, insanlar olan saygı yayılan ve dağılan bir şey. Dedim ki Çelik abiyle tanıştık. Yapım işini yapmaya başladık. Ben her gün Twitter'ı ilk kullanmaya başladığımdan beri günaydın, güzel bir gün diliyorum diye Twitter'ı açıyorum. Başlarda ya bu çocukta bir gariplik var falan filan diye başlayıp ardından oğlum senin bu senin duan demiştim bana yani. Onu anladım demiştin yani.
Onu yaptıkça ve onu yaydıkça bu etrafa yayılan bir şey. Bir şey mi var? Ha, niye yemek diyorsun? yayılan bir şey. Bu söylediğin şey de mesela senin bazı noktalarda insanlara yaptıklarını biliyorum. İnsanların kalbi kırılmasın, gönlü kırılmasın falan filan diye yaptıklarını biliyorum. Kalp kırmanın ve insan dışlamanın kendi sosyal hayatında ve kendi hayatında daha sonra yaratacağı şeyleri hesap edemez çoğu zaman insan. Tabii. O anki şeyleri... öfkeleniyorsun. Basit bir şey, öfkeleniyorsun. Öyle bakmak lazım. Evet. Ve ondan sonrasını hesap etmez. Ama bunu hesap etmek gerekiyor. O yaşama olumlu katkıları var bunun. Sınıfındaki arkadaşından başlar. Sınıfında Down sendromlu arkadaşın olabilir, otizmli arkadaşın olabilir. Ya da ruhsal sorunu olan arkadaşın olabilir. Yani belirgin bir ismi olmayan ama ailesinden dolayı ruhsal sorunu olan arkadaşlarından da olabilir. Bunları ayrıştırmadan, farklılaştırmadan içine alabilmek, kalbini kırmadan, ruhunu okşayarak, onun farklılığını hissettirmeden onunla arkadaşlık kurabilmek de önemli bir şey. Ben gönül yapmak diye Anadolu'da bir sözdür bu, gönül yapmak. Hani gönül yapılmaz, imal edilen bir şey değildir, evet. Üretilen bir şey değildir, tasarlanmış tasarım değildir, madde değildir yani, meta değildir. Ama gönül yapmak diye Anadolu'da bir söz vardır. Bizim Anadolu'da iyi bir hamurdur, iyi bir mayadır. Herkes de bilir bunu. Onun çok güzel bir yol olduğunu düşünüyorum. Gücüm yettiğince onu yapmaya gayret ediyorum. Şimdi Ankara'da biz bir konser verdik. Bizim ekipteki arpejdeki çocuklar biliyorlar. Hatta onlar organize etti. Bizim Serkan organize etti vesaire. Bir kardeşimiz geldi. Engelli bir kardeşimiz. Ondan sonra fakat... engelime karşı savaşıyorum. İki tane evlat var. İki tane evladı var. Ondan sonra Ankara'da bir dükkan açmış. İşte sahneye de gelmiş, eğlenmiş. İşte bizle de haberleşti vesaire. Bana dedi ki, bana destek olur musunuz? Ben dedim ki, vallahi gittim her platformda söylerim. Ankara'da böyle bir kardeşimiz var, mekan açmış, şunu yapmış. Ama dedim, sana söz veririm. Senden hani... Ya bu iş hani parasız pulsuz bir iş, gidebilir miyiz Ankara'ya, işlerden birine gittiğimizde bir gün ayırır mıyız diye. Şimdi hala çocuk arıyor, ben de daha zamanımı bulamadım. Ona sözüm şu oldu. Ben dedim, senin Ankara'daki dükkan nerede? X noktada. Ben gelirim bir gün senin orada garsonluk yaparım. Akşama kadar herkesin önüne kahvaltı koyarım, yemek koyarım, çöpünü alırım, onu yaparım. Bir gün senin dükkanda garsonluk yaparım. Bunu da duyururum. Duyurmamın sebebi kendi reklamımı yapmak değil. Senin mekanına bir katkı verip, burada böyle bir kardeşimiz var. İşte bunun dükkanına siz destek verin, çünkü bu kardeşimiz engelliler adına sadece bir şey yapıyor. Aslı hizmeti o. Ondan sonra o da çok sevindi. Ben onun gözünde gördüğüm ifadeyi hiç unutmuyorum. Onu söylediğinde, onun yüzünde bir ifade... Beklemediği bir şey yani, normalde de olan bir şey değil, olacak bir şey değil. Yüzünde yani. Bir ifade var. O yüzden insanların gözüne bakarak konuşmayı çok seviyorum. Onlardaki ifadeleri, yüzlerindeki ifadeleri görmeyi çok seviyorum. Meslek olarak da insan ilişkimiz olduğu için. Yani her konserden sonra kaç kişiyle fotoğraf çektirdiğimizi sen biliyorsun. En son konsere geldi. İnsan ilişkimiz çok olduğu için. Birinin yüzüne gözüne baktığın zaman onun ruh halini içinde görürsün. Eğer gözü parlıyorsa ben ona baktığım zaman, ben onun kalbini yapabilmişsem ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ben bu kalbimizi çok iyi hissetme konusunda toplumun şu anda problemleri olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sıkıntılı, stresli. Ve paylaşırsak ve iyilik yaparsak bunun bizi iyileştireceğini düşünüyorum. Ben başkalarını iyileştirelim demiyorum. Ben diyorum ki paylaşalım, merhamet gösterelim, iyilik yapalım, biz iyileşelim. Biz zannediyoruz ki başkasına iyilik yapıyoruz. Hayır, biz kendimiz iyileşelim. Çünkü hepimiz birbirimize aynı olduğumuz için... Herkes birbirini görüp kalbi parlamaya başladıkça onun yansımaları dışarı güzel olacaktır. Mutlu insanlar her yere mutluluk götürüyor ya. Ben gülen insan, ben mesela somurtkanımdır. Gülen insan gördüğüm zaman ben mutlu oluyorum. O sana gülmeyi hatırlatıyor. Ben kendim öyle değilim. Donuğumdur, soğuğumdur, somurtkanımdır. Ama öyle insanlar var ki yani gördüğün zaman mutlu oluyorsun. O yüzden bütün bu yapılanların programda dahil hepsinin çok keyifli olduğunu... Çok güzel paylaşımlar olduğunu. Sen bir gününü veriyorsun, koca bir gününü. Bana soruyorsan zaman yani ilahi bir şeydir. Öyle şey ne derler, ölçüye, metaya, paraya, pula falan çevrilen bir şeydir. İlahi bir şeydir. Hepimizin bir ömrü vardır. Biz buna ömür sermayesi diyoruz. Ve bu ömür sermayesinin hangi gün biteceği belli değildir. O ömür sermayenden, onun cebinden bir gününü
bir şeye vakfediyorsun sen. Ben bunu değerli buluyorum. Çok doğru buluyorum yani. Keşke de hep bütün ülkede sürekli olarak bu tip şeyler yapılsa. Çok da mutluyum burada olmaktan dolayı. Bir telefonumuz var Şerik abi, onu alalım istersen. Alo. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi sabahlar, iyi yarınlar. Daha ne diyeyim? Çok güzel. Mutlu yarınlar. Bir çıtırtı geliyor ama ses yok. O zaman devam. Alo. Şu an düştü. Hattan düşmüş arkadaşımız. Tekrar bağlayın, bekliyoruz. Siz okey verince hemen döneceğiz size. Sevgili arkadaşlar, bizi 0212-270-080'den arayabilirsiniz. Sizler de gece boyunca sabaha kadar yayınımıza katılabilirsiniz. 24 saat yayınımız Çelik abiyle devam ediyor. Çelik Yerişçi'yle. Belki birazdan Çelik abiden bir şarkı da dinleyebiliriz. Bilmiyorum kendim. Bu şey ben soramadım. Gitarlardan... Oradaki gitar çalışıyor. İstediğimiz zaman... Ne diyorsun? Çalarız bir şey be. Efendim? Çalarız bir şey. Tabii ki. Olmazsa beste yaparız. Nedir yani? Acayip olabilir ya. Acayip olabilir. Hazır mı telefonumuz? Değil. Tamam, o telefon gelene kadar. Peki, beste yaparız dedin ya Şerik abi. Hı. Ömrüm beste yaparak geçti senin. Hani bence Türkiye'de Kayahan'dan sonra en fazla hiti olan adamsın yani. 30'un üzerinde hit var yani. Hit değilmiş gibi görünen hitler de var. Mesela bir konserine geldikleri zaman, aa bunu ben de biliyorum. Yani mesela Çelik konserine gidende, ya ben çok dinlemiyordum aslında ama falan deyip götürdüğüm arkadaşım oldu. Ya ben bunu da biliyorum. Bu şarkıyı da biliyorum. Aa bu şarkı benim şarkım. Bu tabii, şarkı tabii. Falan filan filan oluyorlar yani. Bütün şarkılar. Bu hit formülü de aynen başkasının kalbini yapmaktan geçiyor bence. Şimdi uyandığım bir şeyi söylüyorum. Aydınlanma geldi yani. Tanımakla ilgili bir şey. Şimdi bu toplumda, yani bu coğrafyada doğmuşsun ve bu toplumun mayası var sende. Şarkının kabul görmesi için, bir şarkının sözünün kabul görmesi için o toplumda karşılığı olması lazım. Sen onlarda karşılığı olmayan bir söz söylediğin zaman hiçbir şeyi yok. Yani şöyle boşa gider ve duvarda, karşıda bir duvar yokmuş gibi karşıdan geçer gider. Ben onlar konusunda toplum dilini iyi kavradığımızı düşünüyorum. Bunu biraz sokak çocuğu olmaya bağlıyorum. Sokakta yaşamaya bağlıyorum. Ben rahat yaşayan birisiyim. Yani gençken de öyleydim. Hala da öyledir. Biraz rahat yaşamaya bağlıyorum. Ama bir de tabii yani bir bahşedilmiş olan bir kabiliyet var. O kabiliyeti müzikal eğitimle beraber pişirip hepsini ortaya koymak. Nihayetinde bizim bildiğimiz şarkılar dediğimiz şeyi ortaya koymak var. Bu da ilginç bir iş. Evet. Beni Samsun'dan bir kardeş aradı bir gün. İşte abi şarkılarınla büyüdük, seni seviyoruz falan filan bildiğimiz şeyler hep söyledi. Çok övüyor ama. Yani şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Dedi o bu şehirde dedi ne biçim şarkı dedi, bizde de öyle şarkı falan. Dedim ki kardeşim sen hangi şehirde yaşıyorsun? Samsun. Dedim Samsun'da sen hani benim şarkı çıkmadan önce, bu şehirde çıkmadan önce hani kız arkadaşına sen nasıl davranıyordun? Yani o şehirde senin sevdiğin biri, ona böyle kendine ait hissettiğin bir duygun yok muydu sen? Vardı abi dedi. Yani ben işte kız arkadaşım seviyorum. Dedim benim şarkı sana ne kattı? Abi dedi benim söylemek istediğim şeyler vardı. Söyleyemediklerimi tamamını şarkıda buldum ben dedi. İşte o. Bu müthiş bir şey. Yani çocuğun söylediği şeyi ben para verip eğitimle falan öğrenebileceğim bir şey. Diyor ki benim kalbimde var aslında o sözler. Sen tercüman oldun diyor. Ama ben onu diyor yapamıyorum. Ama kalbimde var demesi enteresan. Sen toplum olarak bizim bu yani Sezen Aksu, Kayahan falan bu işin sihrini falan acayip çözmüş insanlardır. Rahmetli Kayahan abi, Sezen Aksu falan bu işi acayip çözmüşlerdir. Yani başkası olma, kendin ol falan. Kardeşim çok felsefi sözler, çok yüksek sözler. Yani oturdum yazdım aklıma geldi şunları karalayayım sözlükten baktım öyle olacak bir şey değil. O arkasında çok sağlam felsefesi vardır. Aklı olarak felsefesi vardır, mayası vardır, yaşamışlığı vardır. Hepsini içine koyuyor. Frekans olarak da içine koyuyor. Çünkü şarkıların sözleri dediğimiz şeyler bizim bildiğimiz bu telefon frekansları gibi bir şeydir. Metaliktir. Ama içine koyduğun şey canlıdır ve ruhtur. Evet. Bu içine koyduğun şey topluma geçer. Bu şarkı yazma teknikleriyle ilgili de konuşacağız ama telefonumuz var. Düşmeden alttan onu alalım istiyorum. Hadi. Abi. Alo. Hadi. Alo.
Alo. Hah, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar, mutlu yarınlar, hoş geldin. İsmini alayım hemen. Arkadaşlar bana isimleri önceden bildirirlerse çok sevineceğim. İsmini... Mehmet, nereden arıyorsun Mehmet? Gaziantep'ten arıyorsun. Evet. Soyadın ne Mehmet? Hüsnü abi. Efendim? Soyadın ne? Evet. Söylemezsem olur mu diyor. Olur. Olur. Ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsün Mehmet? Arkadaşlar ses çok metalik geliyor ve patlıyor burada. Bir yardımcı olursanız seviniriz. Sizden neyin? Alo. Alo. Tamam Alat'tan. Sesi gelmiyor. Ne diyeceğini de çok hesap edemedi arkadaşımız galiba. Heyecanlıdır benim. Söylemek istedikleriniz varsa bizi arayın arkadaşlar. Söylemek istedikleriniz. Otizmde farkındalık, sosyal barışla ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa bizi arayın. Abi şarkı yazmanın formülleri var kimisine göre. Kimisine göre de senin söylediğin gibi kalpten gelmiş ama o formüller dipte gizli aslında. Tabii. Toplumda var onlar aslında. Sen toplumda var olanları kendi içinde de varsa, karşılığı varsa onu kendi içinde okuyup çıkartıyorsun. Aslında ortak olan bir şeyi neredeyse bir kazı yapar gibi çıkartıyorsun. Ve bunun toplumda karşılığı olduktan sonra onlar da uzun yıllar kaybolmadan duruyor olabilmesi mucize bir şey. Ya kim domates, biber, patlıcan üzerine şarkı yapar ki? Ya bugün bir düşünsene domates, biber, patlıcan, nane, limon kabuğu, işte yok kekik mekik bilmem ne. Ama bunların tamamını biz Barış Manço yaptığı zaman ne kadar rahmetli anladık bilmiyorum ama bugün dinlerken ya neler söylemiş diyorsun. Yani neler söylemiş. Onun hikayesini de anlatıyor. İşte tam aşkımı itiraf edecekken sokaktan göründü birden domates, biber, patlıcan. Çok gerçek değil mi? Gerçek. Ama şey şarkıların içerisini ya su üstüne yazı yazmak diye bir şey söylüyor şarkısında. Bir tanesi ya bir sürü var da ben şimdi yaz aklıma dostunda söylüyor. Yaz dostunda diyor. Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Abi ben bunu yani 30 gün falan düşünsem bulamam yani. Ne demek? Yani o günün o gerçeklik içerisinde 60'lı kuşakların tamamı çok güzel şeyler vermişler ama toplumda karşılığı olduğu için unutulmamıştır. Ben müthiş buluyorum onu yani. Yani birisinin şarkı sözü yazmasını, o şarkının toplumda yer etmesini, yani kimler geldi, kimler geçti. Ya işte klasik işte yani bu memleketin klasiği. Sen ağlama, bu memleketin klasiği. Yani evet. ben bu şarkıları hiç duymadım. Abi nerede yaşıyorsunuz? Yani sıfır ihtimal. Böyle şarkı sözleri yazabilmenin müthiş bir şey olduğunu, toplumun da kendisinin mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani müziksiz bir hayat düşünsene. Yani televizyonlarda sürekli konuşan, bizim bu akşam tematik kanallardaki tartışma programları vardır ya. Evet. 24 saat ondan düşün, haberlerin bile jenerik müziksiz olduğunu düşün. Abi herkes intihar eder biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Öyle düşün. Yani o müziğin bize verdiği şey bizi sağaltıcı, bizim ruhumuzda kendimizi iyi hissettirici etkisi hiç tartışılamaz geliyor bana yani. Soner Engür İstanbul'dan telefon attığımızın ucunda. Soner Engür. Merhaba abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim abi. 24 saat kesintisiz yayındasın. Sosyal barış için ve otizmde farkındalık için neler söylemek istersin? Abi yanındaki hayran olduğum bir kanatçı. Çelik. Küçükten beri dinlediğim Çelik abim. Peki. Başımın tacıdır. Onun kaketleriyle büyüdüm. O zamanlar CD'miydi yok. Ateşteyim. Yaman Sevda. Meyhaneci. Hercai, hepsini dinlemişimdir. Okula giderken bile, Walkman'ı bile dinlemişimdir. Askerde bile dinlemişimdir kendisini. Harikasın. Ne zaman yani askerde yaptın? Dinlediğim bir sanatçılardan örnek gördüğüm tek bir sanatçıdır. Helal olsun ona. Hayır canım benim. Teşekkür ederim. Peki, bu akşam Çelik abi için yayınımızdasın. Evet abi. Peki, ne zamandır Çelik dinliyorsun? Kaç sene oldu? Abi ben evimde Çelik'in kasetleri, ateşteyim var, meyhane var, hepsini dinliyorum. Ben Çelik'ten vazgeçmem zaten. Neyse, ne güzel şeyler söylüyorum. Onun şarkının zaten benim aşk şarkısı vardı. Heyca, Selam Söyle. Onlarla beraber yaşadım zaten. Canım benim. Peki, teşekkür peki ederim. Peki sana bir şey soracağım. Sıkı bir Çelik hayranı. Belli kardeşimiz. Evet abi. Son yaptığı şarkıları Yerlerdeyim'i biliyorsun. Hey Kız'ı biliyorsun. Değil mi? Biliyorsun. Evet abi.
eski yaptığı şarkılarla bağlantısını kuruyor musun, yoksa bunlar çok başka abi mi diyorsun? Bak abicim, şimdi eski şarkılara bakarsan nostalji ve klasiktir. Çelik abi de her zamanki eski ve nostalji bir sanatçıdır. Şimdi sana şarkılara bakarsan aynı sorun değil. Eskiye bakarsan 90'lı yılların besteleriyle şimdiki besteler farklıdır. Ne kadar, ne fark var mesela, onu nasıl şey yapıyorsun? Mesela 90'lı yıllarda Çelik abim işten 10 numara nostalji, klasik. Şimdiki şarkılara bakarsan bilgisayar yap. Ama ben Çelik abi her zaman örnek tutarım. Hiçbir zaman bir tane bilgisayar şarkısını görmedim. Hep gitar ya da hareketli parçalarıdır. Bak, bu ayrıntı önemli. Yani ben de programın başında söylemiştim. O yıllarda yapılan şarkıların daha enstrüman lezzeti var, daha çok aynen, canlı şarkılar çalınıyor işte filan. Peki ben onu sormuyorum ama ben eski şarkılarla yeni yaptığı şarkılar arasında bir fark görüyor musun diyorum. Abi tabii ki fark görüyorum. Şimdi eskiden dediğim gibi manuel hayatlı şarkılar, şimdiki manyetik bilgisayarla yapılan en son enstrüman şarkılar. Ben manuel şarkılara, gitarlı şarkıları Çelik abiden duydum hep. Ben şunu söyleyeyim. Kaldı 10 numara. Şu an elimi kaldırın baş parmak benim için baş tacıdır. Bak bir şey soracağım. Yerlerdeyim yerlerde. Son çıkan şarkı. Ateşteyim şimdi... ya da Hercai ya da sen yoluna ben yoluma. Arada çok büyük fark görüyor musun? Abi şimdi bak, Hercai duygusal noktayı bir parçadır. Aşk parçasıdır. Sen yoluna ben yoluma hareketli ve bir tane Ebru Gündeş'i galiba düet yapmıştı benim bildiğim kadar. Doğru mu? Evet, doğru. Çünkü düet yapılan şarkıları da ben Çelik'in sadece en güzel parçasının bir tane şarkısı vardı. Onu bilirim. Hangisi? Selam Köy'de. Söyler misin biraz, mırıldanır mısın? Hükmünüm. Selam söyle. Ya şimdi mırıldanmak koy. Şimdi yanımda olmak, şimdi heyecan var. Şimdi söylemek ben onun yanında da bir şey kalırım. Ne olacak? Tamam, selam söyle. Ne olacak ya? Yani ondan duysam daha iyi olmaz mı? Çok güzel. Yapıştır. Güzel. Hemen, çok güzel. Hemen abi sana attı topu. Selam söyle. Peki. İnşallah tek gitarla yapabilirsek o şarkılardan bir tanesini yapmasını biz daha arzu ederiz. Ben şu an tek bir dediğin ne biliyor musun? Nedir? Her zaman benim baş tacımdır. Türkiye'nin de yani bütün dünyanın baş tacı ama müzikte başarı olarak tek onu geçerim. Başka bir şey geçerim. Kayhan'la aynı. Kayhan, rahmetli Kayhan'la beraber bir de o. Başka bir şey demem. Çok peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler bağlandığın için yayınımıza. Yayınımız abi devam edecek ya. Milyon. Peki. Ben Çelik'i duydum şu an kalpten. Ben onu gördüm mü durarım. Ben arabamda bile dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen bir şey söyleyebilirsin. Eskiden arabaların arkasında harcaya yazılırdı. Yaman sevda derlerdi. Hayır canım benim. Çok peki. Teşekkür ederim. Zaten Gülşah Güney de yazmış. Canlı yayın yapıyorum aynı zamanda Instagram'dan. Orada da diyor ki Çelik'ten bir şarkı alsak ya Umut Bey diyor. Olabilir, biz de istiyoruz ama. Satın almak mısın? Mehmet. abi saygılar sevgiler Akçay'dan demiş. Vallahi mükemmel. Yayınımıza buradan da katılanlar var. Her yerden yayın yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, onu da söylemek istiyoruz. Hadi çalalım bir tane şarkı ya. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığın için. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar diliyoruz sana. Çelik abi bir şarkı yapmak ister misin? Çalalım ya, bir tane gitar bir şey çalalım. Gitarımız var. Geldik. Penamız da var. Onun kablosu uzundur. Bir tane ses alalım ondan, çalalım. Kablosu buraya alabilir miyiz gitarı? İstersen gene 20 saniye ara verelim, sonra çalalım. Yok, ara vermeden alalım onu. O box'ı al sen. Canlı yayında, canlı şöyle. Vay vay vay, vay vay vay. Çelik Bey buyurun. Haydi buraya. Ama mikrofonu da buraya almamız lazım tabii. Sevgili arkadaşlar. Pena var mı Umut'um sende? Var. Evet. Şey aşağıdaki şeylerden biraz oynarsan matlı gider abi. Evet. Kuzey saçlarını topla. Peki. Zaten onlar düşecek birazdan, toplayacağız.
Peki bu düşecek ama şimdi bir de bu Jimmy Cip hayırlı yayınlar demiş. Bana Deniz Bey, sağlamlarsanız teşekkür düşecek ediyoruz Deniz Bey. Deniz Erdoğan'da. Ya da üstündeki izliyor. Mikrofondan da söyleyebilirim. Hadi. Cemil Demir de izliyor. Ben biraz gitar çalayım. Umut'a fon müziği yapalım. Uyuyordur. Manyeto ile biraz oynamak lazım galiba. Çok ağlattın. Ne demiştin bana, ne olur hatırla. Göze göz, dişe diş, aşka aşk, sakın unutma. Dokun sana. Kal desen kalacak gibiyim. Dokun sana ağlayacak gibiyim. Kal desen kalacak gibiyim. Hala seni sever gibiyim. Canlı oldu bence. Sen Dursun hemen yazdı zaten. Aylık şarkısı diye. Buradan da yayın yapıyorum çünkü. Benim bulaşıklar birikti tabii. Bir ara Deniz Hanım buraya uğraması lazım. Evet. Umut, Emrah Hacıoğlu diyor ki Umut özellikle bizim Adana bölgesinde çok dinlenirdi. Çok fazla dinlenirdi. Özellikle bu yüzden bütün şarkılarını biliriz diyor.
Gülşah diyor ki az önce şarkı isteyen arkadaşımız, of of parça beni dağıttı Umut Bey, teşekkür ederim diyor. Vur dedi öldürdün abi. Serkan Dursun aylık şarkısı olduğunu söylüyor. Capella oh yatakta uzandım seyrediyorum diyor, süper. Madem yayına bağlanıyor, bu şehirde sana aşık sana tapan biri var söylese keşke diyor Pekcan. İstek programı oldu. Aynen öyle. İstek programı oldu bir de. Abi şarkı çok olunca ve hit çok olunca. Dost başa düşmanaya bakar ama Çelik abinin ayakkabılar da yakıyor diyor. Ne diyorsun? Sevmişler kırmızı ayakkabı. Maç ayakkabıları mı giydin bugün? CC Okaça da vardı abi, ben de küçükken hatırlamıyorum. Eyvallah, sağ olsunlar. Ya. Çok peki, teşekkür ederim. Peki bir şarkı daha söylemek ister misin, sohbete mi geçelim? Söyleyelim bir tane. Tamam. Ne söylemek istersin? Keyfim yerinde bugün. Tamam, biraz süper. Şarkı söyleyelim. Oo. Vallahi. Görünüşe aldanma, ne olur geçmişe bakma, ne olur bunu bana yapma. Kolay lokma sanma, görünüşe aldanma, ne olur geçmişe bakma, ne olur bunu bana yapma. Sevişmeyi bırak, yüreğime iyice bak, beni ta derinlerden yak. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim, ne olur bunu bana yapma. Sevişmeyi bırak, yüreğime iyice bak, beni ta derinlerden yak. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim, ne olur bunu bana yapma. Da-di-da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 
kolay lokma sanma. Görünüşe aldanma. Ne olur geçmişe bakma. Ne olur bunu bana yapma. Sevişmeyi bırak, yüreğime iyice bak. Beni ta derinlerden yak. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Ne olur bunu bana yapma. Sevişmeyi bırak, yüreğime iyice bak. Beni ta derinlerden yak. Senin bildiğin erkeklerden değilim. Ne olur bunu bana yapma. Rarirara. Dındı darirara. Dındı darirara.
na 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 na. Harika, süper. Serkan Dursun şarkıya daha girişinden hemen şarkının ismini yazmış zaten. Evet, onları ezbere biliyorum. Abi, çok teşekkür şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bir format daha fark ettim şimdi. Yeni format. Eyvah. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen söylemeye başlayınca istekler başlıyor abi. Acayip. Evet. Hep çelik şarkısı istiyorlar yani. Her cahiyi isteyen, bu şehirde isteyen, isteyen isteyen yani. Ne güzel bir şey. Yani şarkıları biliyor olmaları çok, beni değil de mi? Çok keyifli etkiliyor bir şey yani. Şarkı, yani onun dışında mesela ben konser, ya bar programlarından falan bildiğim için orada mesela yaptığın yani. O mesela geçen geldiğimde de abi ben buradan konuşabiliyorum değil mi? Tamam. Önce cover şarkılar söyledin, insanlar senin şarkılarını acayip bekliyorlar yani. Tabii. Senin şarkılarını söylemek istiyorlar ve senin şarkılarını dinlemek istiyorlar. Senin şarkılara bir girmeye başladın, iş değişti, rengi değişti. Tabii. O an herkes evet. İyi ki geldik gece başlıyor oldu yani. Bizim konser repertuarlarını seçerken dikkat ettiğimiz şey, hafta sonu özellikle bu performans mekanlara giden kişiler yorgun oluyorlar ve güzel zaman geçirmek istiyorlar, enerjik zaman geçirmek istiyorlar. Onlara sürekli arka arkaya çok hızlı parçalar çalabiliriz. Var o repertuar bize. Yani ben sen yoluna ben yoluna diye bir başlarım. Meyhaneci, Ateşteyim, Selam Söyle, arka arkaya böyle 10 tane şey söyleyebiliriz. Ama aşık olan var. O da böyle soft şarkılarla. Evet. Ona işte Dilberim çalıyoruz. Ona Kızımız Olacaktı çalıyoruz. Ona Hercai çalıyoruz. Repertuarında bandı da çok geniş. Ama nihayetinde bir Fesubhanallah dinlemek de hafta sonu hani güzel oluyor. Bir şöyle Felek'ten gece çaldık da diyorlar. Evet. Onun ortalamasını bulmaya çalışıyoruz. Tam konser bandına geçtiğimiz yer tam konser mekanlarıdır. Yani konserlere geçtiğimiz orada tamamen çelik şarkıları. Okumak istiyoruz. Şarkı da çok. Ben de yani artık bu yeni yapacağımız, şu an hazırladığımız albümle beraber Arpej yapımı hazırladığı albüm benim 20. albüm mü olacak? Az bir şey değil vay yani. Vay be 20. albüm. 20 albüm her şarkıyı, her albüm. 20. yılını kutluyor. Biz 20. albümü mü kutlasak acaba? Ben 20. albüm de 20 albüm yani az bir şey değil. Çok üretkenlikle alakalı. Çok da az bir şey değil yani. 20 tane evet. Albüm. Her albümden yani başladığım zaman şimdi burada şey Ercan'la beraber evde konuştuk, sohbet ettik evet. Biraz biliyorsun. Ondan sonra orada başlıyorsun. İzel Çelik Ercan albümü var. Oradan işte Özledim var. Dönmelisin var. Kendi albümüme geçiyorum. Ateşteyim var. Meyhaneci var. İkinci albüm. İkişer şarkı söylüyorum. Hepsini söylemiyorum. Yani Meyhaneci ve Ateşteyim'in olduğu albümde üçüncü şarkı dediğinde bizim işte albümleri söylenmeyen parçası, klip çekilmeyen parçası bir sonraki albümde Dilberim'dir mesela. Evet. Konserlerde Hercai'den daha çok istek alamayacağız. Sonu gelmiyor. Yani öyle şarkı çok ama 400 şarkı da bir konserde çalınıyor. Her birinin de isteklisi, talibi var. Ayrı. Ortalamaya hitap yani yeni albümde Can öyle bir şarkı seçti ki biz bile tahmin edemedik. Bir telefonumuz var onu alalım abi ondan sonra sohbet edelim. Sen ne oldu benim bana söyletmiyorsun solistlerini şimdi sen söyledin çaktırmadan kaçırdın ağzını. Can dedim. O kadar kimse bilmiyor ne olduğunu. O kadar tamam. Can dedin yani bir İngiliz bir Can falan Eyüp öyle Can. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. Kolay gelsin. İyi akşamlar diyoruz ama bir zaman mefhumu tabii gitti. İyi geceler. Pardon. İsim alayım hemen. Ben Cem Mutlu İzmir'den arıyorum. Cem Mutlu, ooo bizim Cem ya. Hain evlat Ökkeş. Cem hoş geldin evet, yayınımıza. Hoş bulduk Mutlu abi. İyi geceler dileyim dedim. İyi ettin Cem. Cem Ege Üniversitesi Rock Topluluğu'nun başındaydı değil mi? Yanlış söylemiyorum daha önce. Önceden aynen öyleydi abi. Şu okulu çok bitiremeyince. Onlar biraz. Okulu bitiremedi hala. Değil mi bitiremediler hala? Benim ikinci üniversite abi. Yok burası bitti artık. Bitti mi? Aynen. Millet süper. Bizim gibi değil abi. 2-3 üniversite yani. 3 üniversite abi, Cem aynen acayip abi. Acayip adam. Bu arada Kirke'ye de iyi geceler çok, diyorum. Canım benim teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Saygı orada. Bizden çok teşekkür ederim. Katkı verdiğiniz için, destek olduğunuz için, izlediğiniz için şu anda sosyal medyada bizleri yayınladığınız için, bu işe destek verdiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ne demek sizleri görmekten zevk duruyoruz. Ayrıca Umut abiyle de birçok yıldır çalışıyoruz birlikte. İş yapmaktan da çok zevk alıyorum. Ben de öyle. Onda
Ayrıca Umut abiye de söylemek istiyorum. Teşekkürler. Cem de çok girişimci bir kardeşimiz. Gerçekten emek veren de bir kardeşimiz. İzmir bölgesinde, Ege bölgesinde yaptıklarını oradaki arkadaşlar biliyorlar. Biz de biliyoruz. Bizim festivallerimizde de Zeytinli Rock Festivali'nde, Kuşadası Gençlik Festivali'nde gerek zaman zaman öğrenci desteğiyle gerekse yaptığımız işin içerisinde yer alarak biz de beraber oldu Cem. Evet, toplumsal duyarlılık, sosyal sorumluluk işleri de yaptın sen Cem. Onları da biliyoruz. Evet. Devam da ediyoruz galiba. Aynen. Evet. Bugün otizme farkındalık ve sosyal barışla alakalı bir şeyler söylemek ister misin? Bugünün anlam ve önemi bizim için bu. Ya abi şöyle söyleyeyim, bununla ilgili olarak sizin gibi özellikle hem birçok kişinin takip ettiği hem de desteklediği, izlediği insanların bu tarz projelere destek vermesi bence çok önemli. Bu şekilde yani sanatçılarla bence bu konular çok daha aydınlanıyor, çok daha fazla duyuluyor. Evet, müzik ve sanat işin içine girince biraz daha duyulması kolay oluyor diyorsun. Evet, kesinlikle. Bunlar için de özellikle abi sana çok fazla iş düşüyor, bunu biliyorsun. Desteklerini her zaman bekliyor bu tarz bütün sosyal projeler. Ayrıca biz de yaptığımızda yine senden destek alırız yani. Her zaman, her zaman. Sen şimdi bununla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi geliştirirsin mutlaka orada İzmir'de yapılmak üzere. Var, hazırda var. Şimdi reklam olmasın diye sadece söylemek istemedim Umut abi. Evet. Ben sana ayrıca onu bildiririm. Tamam, peki. Çok teşekkürler Cem bağlandığın için. Ben çok teşekkür ediyorum abi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Ayrıca da bu tarz bir proje yine senden çıkardı. 24 saat boyunca canlı yayında olmak, bu tarz bir çalışma yapmak. Evet. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Çok teşekkürler kardeşim. Çok sağ ol. Sağlıcakla kal. Sen de bizi izlemeye devam et. Bay bay, sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ olun. Öğrenci arkadaşlarımızın ve üniversite arkadaşlarımızın desteği de önemli. Topluluklara bağlanıyorlar. Sencer bağlıyordu ama Sencer uyuya kaldı galiba. Topluluklara bağlanamıyorlar. Üniversite topluluklarının da bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bir hareket yaratıldığı zaman üniversiteler ve üniversite öğrenci grupları gerçekten önemli yer kaplıyor bu işte. Tabii, toplumun en önemli katmanı bence üniversite öğrencileri. Bence toplumu ayakta tutan ekip onlar. Toplumun uyanık kalmasını sağlayan ekip, bana soruyorsan. Şimdi meslek sahibi olanlar evlerinde çoluk, çocuk, işte okula gitti mi, o oldu mu, bu oldu mu, servise bindi mi, akşam eve ne götüreceğiz? Zaten yorgun argın, eve dönüyor işte. Bir yemeğini yiyecek, iki tane televizyonda dizi seyredecek. Başka yapacak bir şey yok yani. Fakat gençler, üniversiteli gençler, toplumun dinamiği bence yani. Evet. Hani bazen gençlerden de çok ümit kesenler de vardır ama ben mesela bu işin sırrının üniversiteli gençler olduğunu düşünüyorum. Toplum dinamiği onlardır. Kesinlikle. Çok da güzel yapıyorlar. Helal olsun. Bu son birkaç yıldır yapılanlar, 3-5 yıldır olanların meyvesini önümüzdeki 5 yılda onlara yetişince ve iş sahibi olunca herhalde göreceğiz diye düşünüyorum. İşte bu bahsettik festivallerimizin, İnsana konser mekanlarının, sosyal olayın birazcık daha yukarıya çıkması ve o olaylarla, sosyal olaylarla bir araya gelen gençlik bundan 5 yıl sonra bizim toplumumuzu oluşturacak ve o zaman daha etkilerini göreceğiz. Aynen öyle, aynen öyle. Gibi geliyor bana. Üniversiteler müthiş, dinamikler bir kere, hareketliler. Daha evlilik yok, şey yok, ne derler, bir sorumluluk yok. Sorumsuzlar anlamında değil de bir eve bakmak, bir aileye bakmak. Gerçi gene evine, ailesine bakan, çalışan öğrenciler çok fazla var ama hani 40-50 yaşına gelmiş, evde evli yaşayan, çolukla çocukla beraber yaşayan kişiyle 18 yaşında, 20 yaşında üniversiteye girmiş kişi aynı değil. En azından sosyal yükümlülükler olarak aynı evet. değil. O yüzden çok dinamikler, hareketliler. Ben o festivallerden çok iyi takip ediyorum. Yani onların bu hareket kabiliyeti, her yere koyuyor. Bir festivale giden nerede gidiyor? Hatay'da. Öbürüne bakıyorsun Trakya'da. Aynı adam. Aynı adamlar gidiyor. Evet. İremcan Çanta hattımızda. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü. Bravo. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya tamam, Kulübü'ne güzel, İrem Çanta. Harikasın. Hoş geldin yayınımıza. İyi geceler diliyoruz. Hoş buldum. İyi geceler. Sosyal Medya Kulübü de aslında günün anlam ve önemine de değinen bir grup olabilir. Çünkü sosyal medyada önce her şey hareketleniyor. Basın medya organlarında çokça yer bulmuyor. İşte bir medya organı olarak Milyon TV bugün yer veriyor ama esas olan şey sosyal medyada. Hoş geldin yayınımıza ve seni dinliyoruz. Öncelikle hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sosyal Medya Kulübü olarak otizm farkındalığının yanındayız.
aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'ne katılıyorum. Süper. Şunu söyleyebilirim ki, sizi aynı zamanda sizi etkinliğimize davet ediyoruz. Ne zaman? Nisan ayında etkinliğimiz var bize. Tamam. Anadolu Üniversitesi'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde bekliyoruz. Ne zaman? Ayın kaçında oluyor? Biz onların tarihlerini alır mutlaka gelmek isteriz. Eskişehir'de zaten sıklıkla gidip geldiğimiz bir yer. Yılda iki tane festival yapıyoruz orada. Üniversiteli arkadaşlarımız da o festivallere katılıyorlar. Orada da farkındalık yaratmak amacıyla, yalnızca otizm için değil, toplumda sosyal farkındalık yaratmak amacıyla bir takım çalışmalar yapabiliriz sizinle. Kesinlikle. Bunu da ortak olmayı çok isteriz. Biz size tarihe mail atarız bilgilendirme için. Tamam. Peki sosyal medya kulübü neler yapıyor okulda? Sosyal medya kulübü, aşırı artist bir kulübü. Aynı zamanda yılda iki defa büyük etkinliğimiz oluyor. YouTuber'lar olsun, işte reklam ajansları olsun. Nerede yapıyorsunuz? Sosyal medya pazarlaması olsun. Bütün insanları dahil etmeye çalışıyoruz. Okul içinde yapıyoruz. Kültür merkezimiz var. Harika. Orada yapıyoruz, evet. Harika, süper. Peki, sosyal sorumluluk projeleri de yapıyor mu çokça okulda topluluklar? Ya şöyle söyleyeyim, biz bu sene sosyal sorumluluk projesi olarak Mart Kafa Toplayanlar var. Onları çağırmayı düşünüyoruz. Büyük ihtimalle gelecek resmimize. Süper. Onlar etkili olacak bu şekilde. Peki, Çelik Bey'e bir şey söylemek ister misin? Yayınımızda Çelik Bey var. Ses, alo. Alo. Çelik Bey yayınımızda bir şey söylemek ister misin Çelik'e? Duymadı. Ses yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'ne de başarılar diliyoruz. İnşallah Eskişehir'e geldiğimizde de birlikte bir şeyler yaparız. Çok umuyorum. Etkinize bekliyoruz. Mail atacağız. Teşekkür tamam, ederim. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyoruz. İyi yayınlar. Bu arada Doğan Berber bize el sallamış. O da Eskişehir'den. Savaş Çırban, Kuşadası'ndan. Selamlar Savaş. Çerez'in ailesi olarak takip ediyoruz. Bütün yurttan izleniyor herhalde şu an. Evet. Zeynep Meliha yazmış. Bravo Umut, farkındalıkla daha da farkındalık yaratacaksın. Ekip olarak yüreğinize sağlık demiş. Sosyal yardımlar oluyor mu demiş Capella. Şu an yardım toplamıyoruz tabii ama farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Çelik abi neden ekranlarda daha fazla göremiyoruz demiş Furkan Kuruçay. Aslında çünkü görülecek çok fazla ekran yok. Aynen. Çok fazla ekran yok. Sen her salı Milyon TV, her salı demeyeyim, salı günü yaptığımız yayında Milyon TV ekranlarında Çelik gibi programını izleyebilirsin. Ayrıca YouTube hesabımızda da Çelik gibi programının görüntülerini izleyebilirsin. Onlar da sanıyorum biraz olsun o özleminizi giderir diye düşünüyorum. Çok fazla çıkacak, televizyonda çıkacak yer kalmadı. Artık iş sosyal medya ve internet üzerinde dönüyor. Bizim de gidip konuşabileceğimiz çok fazla yer yok. Yani ben yemek programına gidip bir şey konuşma ihtimalim yok. Bize yer yok orada. Yani programların formatları, programlar evet, iyidir kötüdür anlamında söylemiyorum. Programların formatları başka. Evlendirme programına ben hayatta gitmem. Evlendirmeye kalkarlar, sıkıntı çıkar bizim için. O yüzden biz kendi bulunduğumuz yerler bizim için en iyi yerler. Ben Milyon TV'de mesela kendime özgü bir program yapıyorum. Bizim güzel yapalım de vakit geçiriyorum. Ve konserlerimiz var. Bizim için esas olan odur yani. Evet, aynen öyle. Konserler devam ediyor. Bu hafta da Milyos'tasınız cumartesi günü. Evet. Şu anda rezervasyonlar kapanmış durumda yani. Gelmek isteseler gelemeyecek durumdalar. Kilyos'tayız bu hafta cumartesi günü. Ondan sonraki hafta Niğde'deyiz. Oradan İstanbul'a dönüyoruz. Bir hafta sonra nereye gidiyordu? Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'den yazanlar oldu zaten arkadaşlarımız. Her cahil dinlemek istediler. Neyse artık Kayseri'ye gelecek yazmış. Kayseri'de dinleriz. Kayseri'ye gidiyoruz. Oradan Avustralya'ya gidiyoruz. Avustralya'dan buraya dönüyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Şimdi konser şeyini hatırlayamıyorum. Çok kral ama bir yaşamınız var Çelik Bey. Avustralyalar. Evet, ben talihli bir kul olduğumu düşünüyorum. Şanslı bir kul olduğumu düşünüyorum. Avustralya da çok uzak be abi. Evet. Şirketiniz yapım, şirketiniz benim için bir kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özlem Hanım'a bu konuda şeylerimi ilettim, ilgilerini, dileklerini alırız diye. Özlem Hanım size özel uçakta tutacaktır mutlaka. Telefonumuz var, alo. Alo. İyi akşamlar. İyi
İyi akşamlar Mutal. Cihan ben Malatya'dan, iyi yayınlar diliyorum. Cihan Bulut, Malatya. Hoş Cihan geldin. Karabulut. Cihan Karabulut, Bulut nereden çıktı? Cihan Karabulut, Malatya. Hoş geldin Cihan. Hoş bulduk Mutal, iyi yayınlar. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyiz. İyi geceler diliyoruz. Yayınımıza katıldığın için teşekkürler. Cihan kardeşimiz Malatya'da hem öğrenci hem de bizimle beraber oradaki organizasyonlarımızda bize destek olan bir kardeşimiz. Bu işleri de becerebilen bir arkadaşımız. Bize bağlanmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, seni dinliyoruz Cihan. Biliyorsunuz ki bütün projelerinizde, bütün etkinliklerinizde, bütün ve bu yapmış olduğunuz sosyal sorumluluk projesinde her zaman uyumadan gerekirse arkanızdayız. Çok teşekkür ederim. Bütün Malatya olarak bütün üniversite topluluklarımıza bildirdik bunu. Siz diyorlar şu an. Çok teşekkürler. Çok sağ olsunlar. Üniversite topluluklarımıza da selamlar. Üniversitelerden geçiyor her şey. Onlara bir müjdem var. Nisan'ın ilk haftası Malatya'da festival yapıyoruz. Milyon Fest Malatya. Üniversite açıyorum diyeceksiniz. Kayısı tadında bir festival olacak. Çok mutlu olurum. Üniversite var zaten orada. Üniversite açmaktan daha önemli bir şey orada Milyon Fest yapmak. Ya şöyle de çelik abi, aslında iki tane üniversitemiz var. Umut abi de biliyor yaptığımız, çektiğimiz çileyi. Malatya'da iki üniversite mi var? Biz o üniversitelerin içinde sanat ve müziğe dair programlar yapmak istiyoruz. Maalesef önümüzü kesiyorlar. Hani bir türlü yolumuz açılmıyor aslında. Tabii sizi de bekledik Malatya'ya bir zamanlar. Ama öyle olmadı, kısmet olmadı. Biz onun her için zaman davet edildiğimiz her yere geliyoruz. Ülkede her zaman öğrenciler her zaman sosyal faaliyetlerde bulunurlar. Zaman zaman işleri aksar, zaman zaman önleri kesilir. Ama bunlar toplumsal yaşamın gerekleridir. Yani vardır bunlar. Hiçbir zaman yılmadık. Aşmak için, her şeyi tabii uygunluğu içerisinde aşmak için her zaman harekette fayda var diye düşünüyorum. Mutlaka aşılır, bütün engeller aşılır yani. Evet, Umut abinin de dediği gibi hiçbir zaman yalnız hissetmedik. Evet, aynen öyle yani. Müzik güzel bir şeydir, toplumla müzik paylaşmak güzel bir şeydir. Sosyal faaliyetlere destek vermek güzel bir şeydir. Mutlaka aşacağınıza inanıyorum. Her şeyin de bir yolu vardır. Uygun ve güzel bir yolu vardır. Mutlaka gençler emek vererek, işlerini iyi yaparak, onları doğru kovalayarak, uygunluk yerlerini bularak mutlaka başarıya ulaşacaklardır düşünüyorum. Ben gençlik işini sihirli olarak buluyorum. Hepinizi de destekliyorum canı gönülde. Teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz kardeşim bağlandığın için ben yayına. Çok sağ ol. İyi geceler diliyoruz. Herkese selam. Selamlar. Teşekkür ederiz. Selamlar. Emeğe geçen herkese Çelik abiye selamlar. Sencer abin uyuyor sandık ama uyumuyormuş. Anadolu Üniversitesi'ni bağladı. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Evet, teşekkürler. İyi evet. Emre Fel selamlar demiş abi. Önder Ertuğrul selamlar göndermiş. KGF biletini ne zaman çıkartacaksın diyen var. Capella ses gitti diyor. Ses var şu an. Fethiye'de seneye tekrardan Milyon Fest olacak mı? Evet, olacak sevgili arkadaşlar. Melek Çınar Aydın, Çorlu'dan selamlar. Farkındalık yarattığınız için teşekkürler demiş. İyi yayınlar demiş. Çorlu'da büyük ihtimalle konserinizi de izleyenlerden biridir diye düşünüyorum. Buse'm Şimşek merhabalar demiş. Merhabalar. Çok teşekkürler hepsine. Bütün arayanlara, soranlara. Bir insan hiç mi değişmez demiş senin için abi. İşte ben onun şarkısını yaptım. Artık devir değişti, tabii Çelik de değişti diye. Ben de onun şarkısı bile. Deren'cim saçlarımı ilerleyen saatlerde toplayacağım. Kuzey saçlarını topla diyor Deren diyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bizim Serkan tavsiye sana Kuzey diyor değil mi? Antalya'daki evet. Serkan, o da öyle. Kuzey, ne yapıyorsun ya? Çelik abinin bir konserini de şimdi bak 8 Aralık'ta. Hayır canım benim ya. Çok seviyorum onu da yani, o da ayrı bir kimlik, kişilik. Telefonlarımız gelmeye devam ediyor. Eğer bağlantımız varsa alalım, yoksa Çelik efendim? Var. Tamam. Çelik abiden belki bir şarkı daha alırız. Bilmiyorum. Keyfi ya bir şey söyleyeceğim. Bu istersen. Metin falan yayına gelmiyor mu? Şimdi alacağım. Onu soracağım sana. Seninle biraz beraber alayım yoksa seni uğurlayayım. Metin'le beraber al. Metin'i de istiyorsan davet edebiliriz. Gelsene. Çocuk orada tamam. Sıkılmıştır. Ben bu telefonu aldıktan olurdu. Sonra Metin'i de alalım yayına. Metin Türkcan da yayına gelecek sevgili arkadaşlar az sonra. Seviye Çakır attığımızda. Alo. Alo. Sevim'i hatırladın mı? Hani seninle Balıkesir'de karşılaşan kız. Evet. Sevim Çakır o zaman arkadaşlar. Evet. Sevim evet. Çakır. Sevim hoş geldin yayınımıza. Hatırladın mı? Hatırladım. Balıkesir'de karşılaşmıştık Sevim'le yolda. Evet çok iyi hatırlıyorum. Fakat bir fotoğraf çektim ben. Aa niye fotoğraf? Sonra da Aksa'ya Milyon Fest'e de geldim Çelik için. He.
öyle. Sosyal sorumluluk programınız çok güzel. Çok teşekkürler, çok sağ ol Sevim. Benim de engelli torunum var. Öyle mi? Torunum var. Evet. Maşallah. Kaç çocuk var? Engelli. Kaç çocuk var? Efendim? Kaç çocuk var? İki tane, bir oğlum bir kızım var. Allah esirgesin. Ya cumartesi günü de torunumla beraber milyon kilyosa geliyoruz. Harikasınız. Yani İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'dan benim da geliyorsunuz. Benim de engelli torunum var. Evet. Ömür boyu ilaca bağımlı. Ömür boyu ilaca bağımlı. Ömür boyu ilaca bağımlı. İlaca bağımlı, adrenal yetmezliği ve musküler distrofi hastalığı var. İlacını içmediği zaman ölüme doğru yaklaşıyor. Ölüme gidiyor yani. Nedir? Her yerde ayrıştırılıyor. Normal okula almıyorlar. Peki ilaçlarını normal olarak kullanıyor? İlaçları ömür boyu ilaçlar yurt dışından geliyor, kullanıyoruz. Fakat normal okula almıyorlar zaten. Gittiğimiz yerlerde hep ayrıştırıyorlar. Normal okula neden almadıklarını sorguladınız mı hiç? Yani bizim okulda yapamaz dediler. Biz özel okula verdik. Özel okula gidiyoruz şu anda. Engellilerin daha çok gittiği bir okul. Bir ilgi gerekiyor. Evet, evet. Devlet mesela bir kafeye gidiyoruz. Mesela bir lokantaya gidiyoruz. Oranın oyun bahçesinde bile oynarken diğer çocuklar dahi ayrıştırıyor. Evet, işte bu çocukluğundan bu yana yaşadığı bir sıkıntı olsa gerek. Ayrıştıkça bir günde Obidev diye otizmlilerin eğitim gördüğü bir okul var. Orada da rehabilitasyona gidiyor. Eyvallah. Öyle. Peki bununla ilgili devlet yardımı alıyor musunuz? Yani ayrı bir okula gitmesi için. Hayır, almıyoruz. Herhangi yok. Böyle bir kanun yok. Sadece eğitimden faydalanıyoruz. Yok. Eğitimden faydalanıyorsunuz. Evet. Devlet yardımı almıyoruz. Ben destek oluyorum. Elimden geldiği kadar 2 ayda, 3 ayda bir zaten normalde Ege Üniversitesi hastanesinde muayenelerimiz oluyor. Evet. Peki farkındalıkla alakalı oturduğunuz yerde, çevrede, mahallede, arkadaşların arasında da aynı şekilde bir ayrıştırma yaşıyor mu? Mesela işte dediğim gibi bir sosyal alana gittiğimizde veya bir restoranta bir yemek yemeye falan gittiğimizde oranın oyun bahçesinde dahi diğer çocuklar ayrıştırıyor. Evet. Peki bununla ilgili... Okulu ayrı olduğu için onlar hep onun gibi diğer engelliler var okullarında. Evet. Bu yayınları onun için yapıyoruz zaten. İnşallah toplum biraz daha farkındalık yaratır ve aramızda daha çok kabul edilir. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Allah İyi yayınlar olsun. Diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Aslında Allah yardımcınız olsun demek de hani önce bizim yardımcı olmamız lazım kendi aramızda yaşayarak. Tabii ki Allah yardımcı olsun ama işte o farkındalığı yaratarak, aramızı alarak değiştirmek ve geliştirmek aynen gerekiyor. Öyle. O yüzden çok de zor bu bir şey yapıyoruz. Evet, sevgili Metin Türkçen'i alalım abi yayına. Alalım çok abi, beklettik kendisini. Değerli dostum, sevgili arkadaşım Metin Türkçen'i da yayına alacağız. Çok küçük bir arada yerleştireceğiz onu. Çok küçük bir ara veriyoruz. Metin Türkçen bizlerle beraber olacak.